Merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta elektronik hobisiyle amatör uğraşan arkadaşlar için iki yardımcı eleman yapacağız. Bir tanesi havya. Basit bir havya nasıl yapılır onu göstereceğim. Havyamız için tek damar 3 ya da 4 milim bakır tele ihtiyacımız olacak. Sonrasında bir çakmağa ihtiyacımız var. Bu çakmak normal küçük çakmaklar olabilir. Benim evimde tork vardı, onu kullanacağım ama normal çakmağı da kullanabilirsiniz. İlk önce kablomuzu soyarak başlıyoruz. Şöyle hemen soyalım. Bir karış boyunun olması yeterli. Telimizi bir tornavidanın üzerine sararak yay şekline getireceğim. Bunu yay şeklinde yapmamın sebebi ısıyı üzerinde tutmasını istediğim için. Hazır. Şimdi torkumuzun önüne şu şekilde bantlayacağım. Tam ateş yaya vuracak. Şu anda hazır, bantladım. Direkt çalıştıracağım. Böyle basit işlerinizde sizi kurtaracak bir havyanız oldu. Torkun da biraz ayarını kıstım. Siz de çakmağınızın ayarını kısarsınız. İhtiyaca bin ayarını açarsınız. Şimdi çalıştıralım. Şöyle bir lehim yapalım. Gayet güzel. Bir tane daha yapayım. Tabi biraz ara vermeniz gerekiyor. Çalıştı. Bir tane daha lehim yapayım. Çok güzel lehim yapıyor. Şimdi ikinci aparatımızı anlatacağım. Malum devreler çok küçüldü. Kondansatörler, transistörler çip haline geldi. Çok küçüldüğü için de gözümüzle göremiyoruz. Telefondan yardım alarak devredeki parçaları lehimleyeceğim. İlk önce bir tripoda ihtiyacımız olacak. Çok önemli çünkü telefonun sabit kalması gerekiyor. Telefonumu kurdum. Şu şekilde. Kartımız da şöyle elimde. Telefonun arkasına yerleştiriyoruz. Önümüze koyalım. Şimdiden fark etti. Hatta daha zoomlamadım. Zoomlayınca çok daha iyi olacak. Şu anda zoomlamadım. İhtiyaca binaen biraz zoomluyorum. Bakın mikroskop gibi davranıyor. Çok güzel oldu. Telefonunuzu mikroskop gibi kullanarak lehim yapabilirsiniz. Gayet de başarılı. Mikroskop almaya bile gerek yok. Gördüğünüz gibi. Büyük küçük her yeri lehimliyorum. Artık basit bir havyamız, bir de mikroskopumuz var. Gelecek deneylerde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.